Öncelikle şampiyonluğa giden iyi bir takım olan Adana Demirspor'u aldığı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim oyunumuza gelince tabii biz bu göreve yeni başladık. 4 günlük bir çalışmadan sonra Ümit Karan hocamızla beraber Menemen Spor ikinci yarıya yeni bir anlayışla girecektir. Dolayısıyla Adana'da bir spora şampiyonluk yolunda başarılar dilerken esas bizim tarafımız önemli. Biz kendi felsefemizi, oyun sistemimizi, oyun planımızı bu devre arası bize çok faydalı olacak. Bu devre arasında takıma yerleştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla da önümüzde güzel bir zaman var. Bu bizim için bir fırsat. Bu maç Çin özel taraflarına geldiğimiz zaman arkadaşlar bizim sıkıntı çektiğimiz konularda Türk futbolunda sıkıntı çektiğimiz konularda hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olması lazım. İkinci golde ofsayt var. Adana Demirspor'un attığı ikinci golde. Biz onu fotoğraf makinesiyle çektik ama önemli değil. Ancak bir ofsayt var. Orada hakem arkadaşlarımız yan hakemle beraber bir kargaşa yaşadılar. Dolayısıyla ilk yarı 7-8 tane benim saydığım sırf ilk yarı çok aleyhimize verilmeyen fauller var. Lehimize verilmeyen fauller var. Yanlış söyledim. Yani faulüz ama hakem hocamız vermiyor. Yani bunu Adana Demirspor'a da yaptı. Art niyetli değil. Ama yani dikkat etmeleri gerekir. Erken yediğimiz golle biraz demoralize olduk. Oyunu biraz absorbe etmeye çalışırken ofsayttan yediğimiz bir ikinci gol tamamen çökertti. Son dakikaya girerken yediğimiz üçüncü gol de moralimizi bozdu. İkinci yarı daha yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk. Bizim oynadığımız futbol ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Biz geleceğe bakıyoruz. Geleceğe bakan bir takımız. Bizim hedefimiz orta sıralar. Dolayısıyla da ikinci yarıdaki çalışmalarımızda biz bunu neticeye gideceğimizi tahmin ediyorum. Onun için oyuncularımızın ikinci yarı performansından memnunum. Dolayısıyla da Adana Demirspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.